Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli hamkasilerimiz, bugünkü 11. dersimizi başlayalımız inşallah. Bugünkü modülümüz kavuş meselesi de geledi. Yani üstaz lütfen daha geledi. Örgütüş, örgütüş. Demek ki şey, duplikasyon dersimizin 11. modülü Michael Benck'ni yaratkan 5 yıldızlık savda modülü önce derslerimizi başlayalımız. Mana sahifamizni boshlab qo'yamiz. Skyworld Community, samo dunyo hamjamiyati. Ya'ni bu bizi kompaniyamiz, bizning platformamiz butun dunyo bo'yicha faoliyat ko'rsatadi. Hozir bizda 190 dan ortiq mamlakatlar bor. Bizda 600 mingdan ortiq o'zi hamkorlar bor. Butun dunyo bo'yicha aslida biz qo'llab-quvvatlaydigan 2000 milliondan, ya'ni 2 milliondan ortiq odam bor. Kelgusi 100-200 yildagi eng yirik salohiyatli transport tizimi egalari safida xush kelibsiz deb ta'minlab yozib qo'ydingiz. Sizlar masalan duplikatsiya darsi, ya'ni bu yerda ishlab ketayotganlar hammasi hamkorlar. Yangilik yo'q. Biz bularga qanday biznes olib borishni, qanday shuni yo'l-yo'rini ko'rsatib boramiz. Mana shu darslarimiz shunga mo'ljallangan. 5 yulduzli sotuv deganimiz, ya'ni sizlarni biz ma'lumot sotamiz doimo talabimizda shu ma'lumot sotamiz kompaniya haqidagi ma'lumotni biz olamiz. Biz qidirishimiz faqat ma'lumot sotish. Kelajakda esa bu kompaniya qurilgandan keyin o'zimizni o'sha hisob ma'lumot sotib qilgan daromadlarimizdan olgan ulushimizda o'sha dividendlarni olish. Keyingi demak muvaffaqiyatga eltuvchi oddiy qadamlar deb nomlangan darsimiz Osmon dunyo hamjamiyatining. Ya'ni mana shu qana qilib tarqatish dunyo bo'yicha shu ma'lumotni, axborotni, informatsiya berishlik haqidagi mavzularimiz bizda mujassam bo'lgan. So'zimiz boshida aytib o'taman, ya'ni bu yerda biz tanimaganlar bo'lishi mumkin, tanimaganlar uchun o'zim tanishtirib o'taman. Mening ismim Anvar Rasulov. 1977-99 yillarda aloqa tizimlarida muhandis bo'lib ishlaganman. 1999 yildan 2014 yilgacha tadbirkorlik bilan shug'ullandim. 2014 yildan Skava haqida ma'lumot olganimdagi ulushdor bo'lib keldim. 2018 yildan boshlab regional rahbar bo'lib, regionni rivojlantirish bo'yicha o'zim qo'limdan kelgancha ozgina bo'lsa ham o'z hissam qo'shib bormoqdaman. Mana shu qadam o'tilgan yo'lda bo'yicha yana ozgina biz ma'lumot berib o'tsam, mana shu 1977-99 yillarda men aloqa tizimlarida muhandis bo'lib ishlagan bo'lsam, bu ma'lumotni o'rnida qabul qilasiz. Mavzuda aslida bugungi mavzuyimizga buni o'rinli deb bilaman hozirgi qiladigan suhbatimizni, chunki o'rinli tomoni shundaki, men mana shu 22 yil davomida davlat tashkilotida ishlagan bo'lsam, masalan o'sha ixtirochilar butun dunyo, ya'ni o'sha SSR paytidagi SSR ixtirochilar uyushmasini a'zosi bo'lganman. Har oyda bittadan ixtiro berishga majburiyatimiz bilan ixtiro berganmiz. Biz bergan ixtirolarimiz mana oddiy bir Namangan bitta telefon stansiyasini oladigan bo'lsak, u paytlarda bitta telefon stansiyasi bor edi. 6-chi test yillarida hokimiyat yonida joylashgan. O'sha 6-chi testda ishlagan paytimda biznes stansiyamizda bir shu masalan men bergan ixtiroyim bitta stansiyada o'sha paytda 1000 so'm foyda berdim. Oyiga 1000 so'm foyda berdim. Minimal foyda 1000 so'm foyda berdim. Qilgan ixtiroyim shunaqa bo'lganki, ko'chada turgan avtomatlarni o'g'irlab ketish holatlari bo'lgan. Ana shu o'g'irlarni ushlaydiganman, tizimni qilganman. Mana shu ixtiroyim masalan 1000 har oyda 1000 so'm pul o'g'irlanardi kassadan. O'sha narsalarni bartaraf qilgan shu ixtiro. Ana shu narsa uchun menga 15 so'm pul bergan xolos. Bitta jihozdagi foydani aytyapman. U dunyo miqyosida o'sha SSR payt miqyosi bo'yicha o'sha biz qilgan ixtiroyimiz butun dunyo bo'yicha qo'llanganda o'sha SSR degan katta mashina 2 million so'm foyda qilgan. Menga 15 so'm pul bergan xolos. Ixtironi qilganman. Jonimni jon bor ishlaganman. Lekin o'sha davr shunaqa talab shunaqa ekan, bizga arzimagan 15 so'm pul bergan. 15 so'mni bir qop bilan berganmas. Endi ikkinchi navli unni, uchinchi navli unni bir qop bergan. 18 so'm menimcha o'sha paytda birinchi navli un bo'lgan, 15 so'm ikkinchi navli un bo'lgan. Shunaqa 80 tiyin shakar bo'lgan, shunaqa vaqtda bo'lgan o'sha paytda. 15 so'm arzimagan pul bergan, bitta ixtiro uchun. Bu esa butun mamlakat miqyosida olganda 2 million
son foyda verdi. Görüyorsunuz mu? Kançelik nahaklıyım burada o şefette. Hazır ham şuna kanası burada açlayayım mümkün. Çünkü sizi kılgan mehnetinizde bir şey hak olmayasınız. Demek ki hiç kaysa bir üniversitede, hiç kaysa bir üniversitede biz beratkan derslerini hiç kim vermeydi. Mutasyonun için malumatı takip edilmeydi. Siz uzunluğu kanaklı boy vuruşunuzu öğretilmeydi. Yani biz ise bir kuş nasıl öğretip arayalımız. Demek bunda erken 99 yılında 2013 yılında tadbik oluyor aşağı kullandım. Bu maalesef yapılan derslerine de ne kadar doğru kereydi? Birinci hoca Robert Kiyosaki'nin pul kvadrantıya, pul okumları kvadrantıya geldi ama olsak işte birinci muhandis bulup işlegenim, ben birinci hoca işçi hızmatçı Toyfest'te bulundum. Şimdi tadbirkarlık oldum, ikinci tarifi kuttum. İkinci tarifi kuttum, tadbirkarlık kıldım. Tadbirkarlık kılıp, demek uzun bir yönelişim boyunca uzun bir işledim de Kusaf'la benim bilen beraber. Ben solukka, beraber evlilikattan ulaşırken, solukta başlıkken, malum bir çekerle, kolonla sen satmıyorsan, kolon aşıkmıyorsan, sonu işler çıkarmıyorsan, yok işler çıkarmıyorsan, bu kural yok, işler çıkmıyorsan, o zaman korktum. Şimdi sizin gelin, çekerle buradan. O şey beraber ham, o şey bir ham vaktten çekerle buradan, ham masuliyetten çekerle buradan. Bu payıda ham, uzun bir yeter mesela, juda ko'p pul topib boy bo'lib ketgan emasman. Demak, undan keyin biznes bilan shug'ullandim. Orada biznes ozmoz biznes bilan shug'ullandim. Bir savdo-sotiq qilib, bir ko'pchilikka boshchilik qilib, bitta komanda tuzib boshchilik qildim. Baribir unda ham soliqdan, har xil to'lovlardan, har xil joy uchun arendalardan buni hamma narsa uchun ber, ya'ni sharikni bir tomondan ta'minlaydigan yo'nalishi bor. Yani bu şarkının farkını oladığımı bulsak ya koptopunu alsak bu tamamen damlangan bir de damlaştık joy bulan yani bir de okumda pülketen bu 20'te teşhiki bulan 20'te teşhiki pülketken bu yan samarın mazat vermeyen. Mahur bana 2014 yılı skala hakkı değiştirdim derken bu yakı bana öz ürüşlerimi alıp uzun kilip tabir şu malumat satıp, akbarat satıp, informasyon satıp azımı kopmup bir de investor bularlığım için investisyadan hali dividend olmasından durup takliften kilip şöyledikon reklamadan, canlı reklamadan kilip şöyledikon mablağlar erizge çoğalı danamat kılıp nefakatı bitti uzun aylanma belki 4-5'te ayrı getirdikon 4-5'te aylanma hiç neseden kamp kossiz rızgat erivetedikon falat kirledikon danamat toptum. Biz hemenimizde şu nesipli şekilde ve barçamızı bu nasıl bu şekilde hemenimizde tilayın olman. Bunu işte dersimizde ki katlaşı işte yaparlı. Bu cahide cide çoğalı bir bolluğunu esrap konuyla. Demek, bana sistemi peki zor için kuradaş diyemiz. Esselamu Aleyküm yana kaytaptan. Tarmaklı marketin bu ülke halkora trener Michael Bank'ni yaratkan 5 yıldızlık satış tizimi denilenken takdimatlarımızın organ maktarımız. Bugün dersimiz 11. ders, bugün 11. modül de atayımız. Biz her bir derslerimizi modül de ataştık oranlarımız. 11. modülde bugün atayımız. Demek ki 11. modül bu. Modülde biz coach hakkıda, yani ustazlık hakkıda sıfırlaşıyoruz. Ustazlık bu avvala fakat ne menedir organ iş yemez. Belki organ iş yemez, organ iş ham. Biz uzunumuz ham, coach olup başlık cereyanı da fakat günü organ tutmamaktan organı ham boramız. Organı pan boranış. Fakat bir organizmasından organizmişlik imkaniyetimiz hem bizdeki böyle de dağılırsa. Demek coach dediğinde biz şuna kalıyoruz. Ustaz, şagird en annesi değiştirdiğimiz bu konu. Coach şu, İngilizce söz bulup, o şey Rusça'da nümeni verildi. Yani o şey, hazır bu halk olarak dil bu konu, coach deyildi. Bu organizmiş, organizmiş, uzunluğunuzu, yani ki bir tahassislik bu için rojenişiniz, uzun üstünüzde işleşiniz ve uzun üstünüzde komandanız. Yok ki bir savda bölümünde başka olsanız o şey bölümünüzü rövajlantırış için mehnat kılıyız, harekat kılıyız ve bunu tötte baskışı, tötte kademi var. Tört kademde var böyle de. Siz mesela bana bir savda olarak bölümünüz, bölümünüz, katli bir şahs marakasını o şey mahşup olsanız, avala onu şahs sıfatı da organizasız. O topşirgine vazifeni kandar başarmakta, halat kanda bugün günde kanaka halatı iş yapar yani sonra uzunumuzu bir satı uçumuzu o yüzden kaç kaçça satı uçuyoruz bu işi şöyle güzel bir barayız. Demek siz bilen biz kampanyanın Skyrock Community kampanyasının satı uçuyoruz. Biz yukarıdan kuzeti barladı bizlerde gerekli yönelişte dersleri bir barladı ve bizlerde gerekli yönelişte doğrulab
platformada her kıl şekillerdeki platformların nimelerini yani klasterleri taşkil kılınırdı ve o platformada okuş cerrahları, okutuş cerrahları olup varlığı dışarıdan bir tesim araşı yöneliş makul verdi. 500'lik satılıcı yönelişi buladı. Demek siz şey bir uzunuz olsanız, uzun satılışsınız ya, uzunuz en az kılışınız mümkün yani. Uzunuz taktış kılışınız mümkün yok ki bir şey, kulunuzda olanlarınızı. Bir kişilikte iş bölüşlüğünden oldun, siz onu mütesadırgını, onu maksadı borluğunu, bor yoğluğunu anıklaysınız da. Çünkü bunu zayıf tamallarına, nümet o kaç tamamda zayıflığı var, kaç tamamda kuşlu tamamı var. Sizin satılışınızı asla bir şahs ve bir oradan çıkayız. Onu kerabı sen, kendisindeki bu sayılarımıza ön cevapları kelleri, yazıları kelleri, onları hukuk çüntürü veremiz. Demek bunu, netice, kanak netice biri yaptı bugün günde. Netice süs mü, bor, balant mı, pas mı, uzun strukturanızda kurup, mesela, işte yok, bor, balant, lekin okulu kam, uzun şansı yok, şuna kadar tamamlarını ölçüp, kurup, onu masraflarımızı verip, ham ulanı masrafı verdiğinden sonra ulanı halatları çıkan, siz de ham takılır. Avalı siz de takılırlar halatları, ulanı buluştuydu. Ve siz bu puanlığından kanan otkarlığınızı mürabbiyelik kılıp. Ha? Kavuş mürabbiyelik de sen buladın. Mürabbiyelik kılıp ve öz masraflarınızı verip onu kütel buluştuk. Onu, yani ki uz üstü işleştikçe ve organiştikçe bunu davet kılıyorsunuz. Bu ise bizim birinci kanalımız. İkinci kanalımız ise farazan kararlık sizde eğer 5 yıldızlı satılıcı bulsanız kaysi mavkede bulurdunuz. Eğer siz 5 yıldızlı satılıcı bulsanız mavkediniz uzun tekşek koyun. Sizde sana kanı toplaşıyor yok mu, başka yok mu? Yani sizde bir şey mavkedinizde bir şey ameliyat olma rolü yapsız mı? Sizde mükemmelliği var mı? Sizde şu mavkede mas mısınız? Bunlar bir etibar verin ama böyle siz. Ve siz ideal misiniz? İdeal bulup oldunuz mu? Hoşgörüyle sizde tenirleştirdiği için hareket kılıyordu mu? Siz muvakkiyatı iliştiniz mi? İşleriniz yakışıklı yapken olsa, kanaka neticeleri ilişken olsanız, bu sizde o şey neticeleriniz yok edin mi? Ondan bana sonra o netice kararını, bunların hamlesini, yani taşlarınızı salıp, taşlarınızı koyup bunu maklayız. Eğer sen pas derecede bulsan, maksadın 5 yıldızlı satılışı buluşma, bu dünyadaki ne kadar iliş için bir ameliyatını iki katta bacarışımız doğru geldi. Yani o şey bir ameliyatı iki katta bacarışımız kadar böyle dedi kanımız. Bismillah. Elhamdülillah. Allah o şey ameliyatı kılınırdı konularsaydı bana bir cahide. Bu cahide abur vazgesini veriyoruz abi. Bu yönde ya hak şilap bu kılınırdı işimizi demek recesini kılınırız. Onu taşlarımızı salırız. Onu tasavvurumuzga keltiramiz, bu narsa nima ekanligini, qanaqa bo'lishligini, bu narsani yaratishlikda qanaqa yo'llar bo'lishligi mumkin. Deb uni ya'ni Alloh avvalo mana bu yerda dunyoga keltirib olamiz. Buni ya'ni borliq dunyoga olib chiqqanimizda ya'ni mehra borliq dunyoga olib chiqqan paytimizda uni qanaqa amalga oshira olamiz. Bunga imkoniyat bormi, yo'qmi, buni bilan chamalaymiz. Chamalab bo'lganimizdan keyin biz maqsad qo'yamiz. Demak, shu narsani bu yoqda uni yaxshilab nimasini qilib olganimizdan keyin mavzuni tasavvurga keltirib uni ongimizga joylashtirib olganimizdan keyin uni amalga oshirishga boshlagan paytimizda ya'ni o'sha amalga oshirishdan oldin maqsad qo'yildi. Demak, shu narsani o'yladik, biz o'tkazdik bu yoqdan yaxshi bo'ldi. Demak, buni hayotga tatbiq qilish kerak. Buni tatbiq qilishni boshlaymiz. Maqsadimiz o'shani o'ylagan rejamimizni hayotga tatbiq qilib o'zimiz o'sha 5 yulduzlik savdo sotuv darajasiga, ya'ni 5 yulduzli sotuvchi degan ma'noda maqbul bankni iborasi bilan aytganimizda bu maqbuldagi odamlar har qaysi kompaniyaga borsam o'sha kompaniyani rivojlantiradigan odamlar bo'ladi. Biz ko'pchiligimiz bu narsaga e'tibor bermayapmiz hozirgi kunda. Bu darslarimiz hali vaqt keladi. Aslida biz o'zimiz 2000 dollar sarf qilib shu narsani borib o'qiganmiz. O'qishga qatnashganmiz, darsiga borganmiz. Sizlarga buni hozir bepul beramiz, chunki maqsadimiz O'zbekiston xalqi, o'zbek eli, o'zbek vatani rivojlansin. Vatandoshlarimiz, bizning atrofimizda qavm qarindoshlarimiz, do'st birodar tanishlarimiz boy badavlat yashasin. Ya'ni to'kin sochinli hayot kechirsin. Mana ko'ryapsiz, qayda borsangiz ham bu yoqda qahatchilik, ko'ryapsiz, shakar 20 mingga chiqib ketgan, 500 ming so'mga oylik olib ishlaydi odam. Odam oilada nima 20 mingdan bo'lsa 25 yoshga qadar yetadi xolos. Bir qalta shakar ham ololmaydi.
Mənə kuz davru gelip böyle çıkıp başka mənə bizi halkımız kışka tergeli kılıp bankalara pomidorlarını, başka meselelerini, uğriylerini, kıyamlarını kılıp şuna kanka bankaya kamadığım davrda gelip mənə kanka maçıya 25 kilo asan olsa 25 kilo meyve deyip de daha basın. Bunu böyle düşünün. Üç yıldır bankadan saksıdan kamayın kalmasın. Ülgürmeydi, vaxtlı dedi ki, o ölgü bundan senin kanatı olmayın. Şunun için biz halkımız boy kadarlar yaşasaydı, şimdi mesela kampusluk görmese, degen maksatı bu bizler tasdırlarımızı, tedbirlerimizi, kılıklı işlerimizi birbirine biz taşkı kutluyoruz. Çünkü o kişilikli adamın elini çoğunu kılıyor. Eğer siz o şekilde olan işlerimizi, tasavvurumuzu sıldıran var bu sizde ne nedir kançılığı morluğunu bildirelim. Şimdi üçüncü kademlik elini bulsak, demek birinci baskışta bunu ne kıldık biz? Kaysi mahvedeliğimiz en aldık. Biz şu işi kolumuzdan geldik ama aynı aldık. İkinci baskışta ise biz onu kolumuzdan bir şey oldu. Recep maksat kültürü aldık. Üçüncü kademimizde ise Recep'imizin de bolluğu günahı tatlı kuşta kandar tosu kaldı. Üç gelişi mümkün. Değil biz de olduğumuzda kanı kanı bariyer. Yani tosu olabiliş mümkün. Ha, bu iş karşı bir şey mi? Bu tosu oluşu mu? Bu tosu oluşu mu? Bu tosu oluşu mu? Bu tahmini tosularımızı kurup çıkanımızdaki onu eğer biz o şeyin salakiyetimiz yetedik olan tosu yetip çıkışı, yengişlikke imkanetimiz bol ile sezildik olan bulsak şimdi turuncu kademimizi götürürüz. Bak, eğer satı uçu sifatı da uzunluğu tasarruf olsak, halkanda tosuların ilişkilişimiz mümkün. Şimdi bunu Vidalaşka yeterli inanç var mı özümüzde? Özümüzün himayemiz için yok, özümüzün naşit kısıklarımız mı? Özümüzün bunda himayesi kısıklarımız mı? Ya naşit kısıklarımız mı? Bu tamamen oradan çıkarız. Şimdi tuttu çıkardığımızda ise yüzeye giriş mümkün olan tuzluklarına kendi geçim topuşturduk bu meselede. Demek men yok ki özüm oradan hiç yok ki kimdedir üretici cereyanda bu cereyanı taklit kılışım kerem. Men nime de kodurman, kaysi derecede man, maksadım nime, Demek ki erişim açımdan, kanal tosularda duç gelişim mümkün. Bu tosularını geçip ota olamam mı, geçim topu olamam mı? Bana şu aralıkları ameli tahmin etmiş gerek burada. Yukarıdaki ayetlerimizde avala tasavvur getirişimiz gerek. Bu mesela fakat satılçı gıtağlıklı emez. Belki barca sağlıklı gıtağlıklı. Hoş siz ota onu bulun. Ota onu bana ota onu olacağım dostlar. Siz ota yok ki onu buldunuz. Farzan dünyada geldi. Bu her yürüyüşü bilmeydi, yapırışı bilmeydi, yürüyüşü bilmeydi. Demek bu böyle hayattaki tosuklar, birinci tosuklu. O şey ya yürüyüş, ya yürüyüş, ya tasavvuf, ya bir aynay bitiş. Yani dünyada ki, yani ne kılışı bilmeydi o halat. Sen bir de sahaya girdiğinizde o duyaş bayansın yani ne kılışı bilmeydi o halatı duruyorsun. Siz şimdi kavuşsuz, siz trenersiz, siz murabbisiz, siz ustasız. Demek siz ota ona han o düşünün. Ota ona bola için ham muradi, ham ustoz, ham mesela kılıklarında. Bolağınız yürü olmasa, önü sokmayız ki, tabi ne kılmayız ki. Yani, gepirişi bilmese, sen lande, hır, bola oyun, batları dedi, de bunu kılmayız ki. Erkeletir, sabır tavukat mıyla, matronat mıyla, şuna hangi bir hız, hayacan mıyla, onu örgütü barayız. Ha, kulunuzu oluyoruz, götürüyoruz, uzak ayak, sekizik, oyun yerine koyuşu başlayısız, gap örgütüşü başlayısız, dede digin, dede digin, ayı digin, de, örgütesiz, yok ki bu can, baba can digin, Yok ki bu mesela şey, halkın kaplarını, ben mesela köpçülük bizde, mesela tabir cahiz bu ise, ayet kuruşka şartı yapmamız, biz ne bir öneri birinci, dedi Bismillah'dan çıksın da Bismillah deyin, Elhamdülillah deyin, Allah deyin, Allah'a ekber deyin de, şuna kaynı sözlü uygulatıştıkken başlayalımız. Bunda her kança incelik kımayımız, bunda uzunumuzu kolumuzdan kıyınca, mekriban digimizi, aşkar kılıp onu kapışı örgütüp, kim oya onu koyduğun bozu kultuğundan aşağı yürü kuzup, yürüm yürüm, kanı bir kadem taşlayan, kanı iki kadem taşlayan, kele kolen kılıp, şuna kılıp, kolen sekiz ikin kapışıya, yürüyüşe örgütemiz. Fakat gelecekte o, vaxt saati buna münakat yürüdü ve yürüdü o, şuna kanı kalatlandı bu dedi. Demek o, avala emgeçerli, emaklaşın başlığa etti. Sizden bu şey, ufazan dediğimiz bir tesir edilen buldu, tesir edilen buldu, tesir edilen buldu, korgeninizden Bu coach trenerlik kılıyorum bolsanız siz bu şey satı bölümünün rahberi bolsanız mücadeleriniz yok ki siz bir ustaz bolsanız çoğu trenerinizde kaysızda kalaka talent var kaysızda ne bir şey yaptı ne bir hemmesini yengillik buna yatırdığı buna şerirliği buna cahilsiz bunları bir astavu düşünmeden çoğutunu kayta kayta tekrarla çürtüşümüz gelen
Bolamızdan qayta qayta takrorlab tushuntirasiz. Bu düşünsene, bu yerdan şuna bu şey gerek. Ha? Demek o şey, tayyorgarlık jarayonu da o'rgatib boramiz, ustozlik qilib boramiz. Bola to'g'ridan to'g'ri gapirishi bilmaganda, bu ham yangi kelganda biznesga sizga bugun kelgan hamkoringiz, u sizning uchun o'sha emak qilayotgan bola, yo gapirishi bilmaydigan, yoki yurishi bilmaydigan bola kabi. Bu biznesingizdagi hamma narsani to'liq hali bilmaydi, nima ekanligini tushunmaydi. Bu siz uni matonat bilan, maqsadni belgilashlik, oldin o'zini qo'ldan kela olmasa edi, o'zida ishonch bor yo'qligini bilasiz. Keyingi unga maqsad qo'yishlikni o'rgatasiz, uni hayotga tatbiq qilishlikni boshlanishlikni o'rgatasiz, to'siqlar paydo bo'lsa to'siqlarni yengishlikni o'rgatasiz. Mana shu to'rtta qadam ba qadam bu narsani o'rganib borganingizdagi shaxs qanaqa sohada bo'lishidan tashqari o'zini mohir ishini ustasi bo'lib yetishib yarilib boradi. Shunday qilib shunaqa holatda bizni ishimiz ham xuddi shunday narsa. O'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar, masalan, biz texnikani tushunishimiz, o'rganishimiz kerak. Marketing planini bilishimiz, marketing dasturini bilishimiz kerak. O'sha nimalarda, lavozimlarda, darajalarda qanaqa o'zgarishlar bor buni. Bu kompaniyaning asl maqsadi nima? Bu kompaniya nima uchun bu Skyworld Community deb belgilandi? Buni maqsadi nima? Shu narsalarni hammasini avvalo o'zimiz to'liq bilib va uni o'z shogirdlarimizga to'liq bilib o'rgatishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Siz hech qachon jahl qilmaysiz, savdo sotish va xuddi shunga sabr toqat madaniyat bilan o'rgatasiz. Ba'zi bir sotuvchilar sotishdagi gapirish va yurishni bilmaydi deydi. Sizning kompaniyangizga hamkor keldimi? Siz uchun siz unga coach, ustoz, rahbar bo'lishingiz kerak. Siz bilishingiz kerak, u qay darajada, maqsadi nima, qanday to'siqlari bor, qanday yechim topish mumkinligini o'rgatib borasiz. Demak, bu mavzudan o'tdik. Siz bu yo'lda o'tgan bo'lsangiz, bilganingiz uchun barcha jarayonni ko'rib turasiz. Siz o'sha sizga taklifingiz yoki sizga hamkoringiz, sizning birinchi reyna taklifingiz, ikkinchi, uchinchi biz oldingi darslarda aytganmiz, yordam berishingiz kerak. Biz o'shalarga yordam berishlik bilan biz o'zimiz mavqeyimiz ko'taradi. Biz pulli quduqdan qursatdan qochaverib kelmaydi. Biz qachon mana bu o'zimizni takliflarimizga o'rgatib, o'zimiz qanchalik mohir bo'lsak, ular ham shu darajada mohirlikka chiqsak, o'zimiz qanchalik bu narsani tushunsak, o'shanchalik takliflarimizga tushunsak va ular takliflariga shu ularga yordam bersak, biz lavozim darajasida ham, daromad darajasida ham o'sib boraveramiz. Chunki masalan, uchta birinchi taklifimizdan uchta iqtidorligini tanlab olib, unga ko'proq, keyin yana qolgan uchtasini olib ulagan, uchtasi tayyor bo'ldimi, keyin uchtasiga, keyin uchtasiga qilib shunaqa qilib birinchi o'zingiz takliflaringizni masalan uchtasini dastavval uchtasini lider qilib oling, uchta taklifingizni lider qiling, master bo'lasiz. Juda osonda uchtasini master qilsangiz ekspert bo'lasiz, uchtasini ekspert qilsangiz kechirasiz, to'rtta agar ekspert, to'rtta ekspert yaratganingizdan keyin siz top ekspert bo'lasiz. Top ekspert degani oyiga $1.5 million kompaniyada qilaman degani. Sky Expert bo'ldingiz, Sky Expert bo'ldingiz. Demak, bu yerda ham $2000 oyda shunchaki daromadingiz bor komandamiz bilan tashqari komandamizda o'sgandan ham olasiz daromadingiz, u yerda yana qo'shimcha mablag'laringiz bo'ladi. Demak, har darajani daraja oshgan sayin mablag' ham tushum ham oshib boraveradi. Kompaniya venture kompaniya, demak, buni hammamiz bilamiz hamkorlar. Biz dividend hali olish boshlamadi, 15-chi etap yakunlansa, tez yurar transportimiz ko'rsatsak yoki 15-chi etapga ham qolmasdan kompaniyamiz chiroyli daromad olishni boshlasa, bizga kompaniya dividend berishni boshlaydi. Mumkin dividendlar yaqin orada bo'lib qolishiga ham ehtimoli bor. Demak, biz hozir 11-chi modul yakunlaymiz. Oldingi 10-ta modul esingizga tushirib olinglar. Demak, so'zimizni oxirida aytamizki, 11-chi modul tushunarli bo'lsa, ertangina balki yozuv paydo bo'lsa, yozuvni qayta-qayta o'zingizga yuklab olib eshitib, yana qaytadan bu darslarni biz nima uchun yozuvlarni berib boryapmiz chatda. Shunga ishqi tushgan odam, shuni qilmoqchi bo'lgan odam ozgina yuragida maqsadi bo'lsa, niyat xoq bo'lsa, qalbda maqsad bo'lsa, o'zi uchun ishlab, o'zi uchun ishlashini vaqti soat kelib
Atrafındaki adam bir işte istenen adamla bolsa kayta kayta şöyle yazılımı kurup canlı iştirak et olmakalle yazıldı iştirak getir, yazılımını kurup kerali cartı tok getir, mağazının sözlerini mağazını çakır, böyle danışanı kılıyor bolsa ne bak, netice albatta böyle. Ne bak, keyingi harekatlar için asosiy biz bana aytaylik asosiy harakatlar endi bu yoqda bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz o'sha avvalgi berilgan ko'rsatmalarimiz bo'yicha dasturni o'zlashtirib borib, o'zingizni chiniqtirib borib, mashq qilib, prezentatsiyani o'tirib, amalga tushuntirib borib, takliflarni qilib, odamlarga takliflarni qilib, tushuntirib yoki masalan uyingizdagilar mashq qilish uchun oila a'zolaringiz ham yetarli bo'ladi, ularga tushuntirib, nimani tushundingiz deb so'rab undan shunaqa qilib mashq qilib borishingiz mumkin va qo'llanma bo'yicha olg'a deymiz. Faqat biz keyingi darsga inshaalloh ketdik deymiz. Mumkin hozir men bitta narsani aytib o'taman. Mumkin balki keyingi nimalardan biz keyingi oydan deymizmi? Keyingi oydan balki darsimizni haftasi 4-tagacha chiqaramiz. Uni maslahatlashib ko'ramiz. Harakat qilamiz. Tashrifingizdan bog'oyat shod bo'ldim. Barchangizga bizning darsimizga qatnashganingiz uchun rahmat. Oxirgi vaqtimiz beramiz. Savollar bo'lsa marhamat. Kimda qanaqa savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Marhamat, savollarga o'tamiz. Biror kishida bir gapirishlikka nima bo'lsa qo'l ko'tarsin, biz mikrofon beramiz, gaplashingiz, gapirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa men hozir ekranni ochib, savollar bo'lmasa ekranni ochib, manzilaga to'g'rilashingiz kerak, yangi demak nimasini murojaatini eshittirmoqchiman. Balki ovoz shaklida eshittiramiz yoki qo'yib beramiz. Mana hozir demonstratsiyani ochamiz, demonstratsiyani qo'yib berishga harakat qilamiz. Ekran paydo bo'ldimi? Xo'p. Kuzatamiz. Ekran ko'rindimi? Добрый день, уважаемые. Ekran ko'tinacha, mana hozir kontrolda. Otaman ekranga. Xo'p, demonstratsiya ketyapti, men ko'ryapman. Marhamat. Yangi murojaatni eshitishingiz mumkin. Приветствую всех участников и гостей конференции «Смешного Россия. Какая ты будешь?» К сожалению, сегодня я не могу присутствовать на мероприятии лично, поэтому выражаю искреннюю благодарность организаторам за возможность выступить на столь авторитетной площадке онлайн. Уверен, что эта конференция выработает те результативные решения, которые позволят России и Беларуси совместно преодолеть кризисные явления и нивелировать их негативные системные последствия с пользой для себя. Для этого необходимо сегодняшние социально-политические минусы преобразовать в будущее технологические. Государство обладает колоссальным ресурсным и интеллектуальным потенциалом. Главное, в экономиках наших стран должна принадлежать система образования технологиям, которые есть у нас и которых нет ни на Западе, ни на Востоке. Именно биосферные инженерные технологии в максимальной степени будут содействовать раскрытию потенциала России и Белоруссии и смогут вывести их в течение одного поколения на лидирующие позиции в мире. Тогда импортозамещение станет анахронизмом. Это у нас станут покупать технологии, а не мы у них. Преимущество биосферного пути развития подробно изложены в нашей программе загрузки экономики союзного государства России и Беларуси. Большинство из предлагаемых уже воплощены в жизнь и доказали свою эффективность в наших испытательных центрах в Беларуси и в Объединенных Арабских Эмиратах, где я сейчас и нахожусь. Сегодня над реализацией биотехнологических проектов
международной группе компаний Винницкого, которую я возглавляю, трудится более 1000 сотрудников, основная часть которых – это инженеры. Нашей головной белорусской инженерной компании в этом году присвоен статус научной организации. Позвольте мне в рамках данного доклада кратко познакомить вас с основными направлениями, над которыми мы сейчас и работаем. Россия, будучи самой большой страной в мире, имеет все ресурсы, в том числе интеллектуальный потенциал, чтобы стать законодателем прогрессивных тенденций в науке и технике. Однако ее позиция в этих сферах причина тому – распад СССР и последовавший затем восстановление. В результате в технологическом развитии другие страны ушли далеко вперед. Попытки их догнать в рамках традиционных отраслей оказываются тяжело реализуемыми. Поэтому целесообразнее сделать ставку на инновационное развитие по тем направлениям, в которых Россия и Беларусь станут первыми. Это возможно в рамках союзного государства при помощи инженерных технологий, но только не цифровых и искусственных, а естественных и природных. Что предполагает инновационный вариант? Прежде всего, развитие модели, в которой окружающая среда не будет подвергаться деградации, где интересы экономики с одной стороны, избежение природы с другой, будут сбалансированы и ориентированы на долгосрочную перспективу. Основу любой экономики составляет сельское хозяйство и энергетика. Что в этих отраслях предлагают современные эксперты? Генетически модифицированные продукты и искусственное мясо, которые опасны для здоровья человека, и переход на возобновляемые источники энергии, который возможен только в случае, если мировое энергопотребление будет существенно сокращено. Имеется ли альтернатива? Безусловно, она есть. Мы предлагаем перезагрузку производственно-хозяйственной системы через инновационные технологии. Какие направления сюда входят? Во-первых, это реликтовая солнечная биоэнергетика. Во-вторых, это нового поколения. Существующий транспорт первого уровня заменит более экологичный и безопасный транспорт второго уровня. В-третьих, это создание поселений нового типа. Линейных городов на базе пешеходных кластеров, которые обеспечат своих жителей всем необходимым. Подробно разберем каждое из направлений. Биоэнергетика и гумус. Энергия, запасенная в бурых углях и горючих сланцах, это реликтовая солнечная энергия, полученные живыми организмами, которые проживали на планете более 100 миллионов лет назад. Поэтому горючие сланцы и бурые угли будут использованы не столько для получения электричества и тепла, сколько для получения биогумуса, основы плодородия любых почв. То есть вокруг реликтовых солнечных биоэлектростанций принесение 2% гумуса даже в песок пустыни будет создана высокоплодородная почва, на которой можно посадить сады. Только представьте себе, что своеобразным отходом работы таких биоэлектростанций там виноград, яблоки и другая сельхозпродукция. Биоэлектростанции можно объединить в единые комплексы с сельскохозяйственными производствами. Тогда избыток углекислого газа от их работы будет не только химически связан в биогумусе, но и подан в теплицы или оранжереи, отчего их продуктивность возрастет в разы. Углерод будет переработан в пищевые углеводы, белки, растительные жиры, витамины и другое многообразное живое вещество в виде тысяч органических соединений, включающих в свой состав практически всю таблицу. Уже
Уже давно известно, что именно природная плодородная почва является тем ключевым звеном, которое можно назвать глобальной иммунной системой земной биосферы. От ее состояния зависит здоровье всех земных живых организмов, без исключения, в том числе и человека. Транспорт. Города с постоянными автомобильными пробками на дорогах стали серьезной проблемой. Однако решение есть. Можно возвести рельсо-струнную трассу прямо над городской автомобильной или трамвайной дорогой. Рельсо-струнная эстакада требует минимального землеотвода под строительство. Она не нарушает рельеф местности, сохраняет почву, не препятствует движению грунтовых и поверхностных вод. Путевую структуру можно размещать рядом с домами. А благодаря фактору второго, противосходной системе и автоматизированной системе управления, полностью исключены дорожно-транспортные происшествия. Электропотребление юнимобилей на стальных колесах в 5-7 раз ниже, чем у автомобильного транспорта и традиционных электромобилей на пневмомашинах. Вдобавок, производство автомобильных шин и их утилизация – это тоже вредные выбросы. В транспорте UST данная проблема решена. В нем используются только стальные колеса, более эффективные и долговечные, даже чем традиционные железнодорожные колесные пары. Транспорт UST может быть использован для разных задач. Например, для скоростного сообщения между мегаполисом и пригородом. Он может соединить города, разделенные, допустим, широкой рекой. Но особо заметна его эффективность на участках со сложным рельефом местности. Возведение трассы там с пролетами длиной в километр и более обойдется на порядок дешевле, чем строительство железнодорожных и автомобильных эстакад. А практически нулевое воздействие транспорта UST на природу позволяет использовать его в районах с жесткими экологическими требованиями. Энергоэффективность, безопасность, экологичность, адаптивность и доступность – вот основные ориентиры транспорта UST. Благодаря характеристикам он способен дать ответы на вызовы, которые сегодня стоят перед транспортной отраслью. Устройство быта в линейном городе. Жилой кластер линейного города площадью порядка 100 гектар – это пешеходное поселение городского типа. В нем будут комфортно проживать от 2 до 10 тысяч жителей. Жилая зона кластера линейного города будет разбита на кварталы, где расположатся места общего пользования для жителей и гостей. В центре жилой зоны будет размещено высотное здание со станцией UST на одном из этажей или на крыше. Над лесопарковой полосой на высоте более 10 метров пройдет рельсо-струнная путевая структура, которая будет дешевле традиционного метро минимум в 10 раз. Жилые дома объединены в многоквартирный дом, своеобразный горизонтальный небоскреб, высотное здание, лежащее на боку. Каждый дом рассчитан на проживание средней семьи из 5 человек, имеет 3 этажа, цокольный, жилой и мансарду. Крыши домов мансардного горизонтального небоскреба выполнены в виде стеклянных теплиц. Таким образом, жители кластера линейного города будут полностью обеспечены всем необходимым для жизни. Органической водой, чистым воздухом, зеленой энергией и достойным жильем. При стабильном снабжении базовыми товарами, продуктами и услугами объем спроса на все остальное станет гораздо более предсказуемым. Риски перепроизводства, а значит и экономических кризисов, будут сведены к минимуму. Такие технологии уже проходят испытания и сертификацию в 2 исследовательских центрах, расположенных в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня уже успешно проектируются 6 типов инновационных зданий, таких, которые можно возводить в кластерах линейных городов, в том числе с теплицами на крышах, субтропической оранжереей и садом внутри дома.
Какой эффект может получить Россия и Беларусь от использования таких инноваций? Налаживание массового производства биогумуса из бурого угля исландцев позволит экспортировать этот продукт по всему миру, а потребность в гумусе будет значительнее, чем потребность в нефти. Перевод сельского хозяйства на использование гумуса повысит урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Она вся станет органической. Создание новой транспортной инфраструктурной отрасли на базе технологий UST обеспечит заказы для предприятий, занятых в самых разных отраслях промышленности. Возведение линейных городов станет стимулом для рынка недвижимости, позволит осваивать труднодоступные территории. Многие скажут, что воплотить такую программу на практике будет слишком масштабно. Материалы очень дорого. Но так ли это на самом деле? Ведь затраты необходимы России и Беларуси, а объединенных в союзных государствах, не такие уж и значительные. Они находятся на уровне других российских программ. Например, утвержденная в 2008 году транспортная стратегия России оценилась те же 5 триллионов долларов США. Союзное государство России станет общемировым лидером в перезагрузке мировой экономики. В дальнейшем это позволит существенно повысить уровень жизни всех людей на планете, на всех континентах и во всех странах, без ограничений по численности и без ущерба для окружающей среды. При этом главным оружием у союзничества, которому коллективный Запад по сути объявил войну, станут не сверхракеты и ядерное оружие, а минеральные и территориальные ресурсы, а это около 20% всех мировых запасов. Эти ресурсы должны принадлежать не Западу и ориентированным на него профессиональным либералам-глобалистам, не чиновникам и олигархам, а государству и народу. Нужно переходить от потребительского капитализма к созидательному и социально-ориентированному укладу экономики. Главное – это найти внутренние ресурсы, резервы, нарастить собственные компетенции, и тогда Россия и Беларусь вместе с многонациональным народом союзного государства выиграют любое противостояние и еще раз докажут свое величие и особую цивилизационную роль в мире. Demek hamkorlarımız bana koyduğumuzda bana bir oylık mı koyduğumuz bana nasıl bu demek hasıl nasıl demek için ben bana sen kursatken böyle zaman bir mahsudasanız bu bana her bir memlekette bunu konuştuk imkanı var bana uzun bizde ha uzun bizde minlap 5 milyar, 10 milyar bizim şu skava teknolojimizi, skava komüniteyde azap olan hamkollarımız var. Kopçuluk bir madde paketi oldu, hazır gitti. Biz atrafımızda ilgili, vatanımızda, vatandaşı hakiki, vatandaşı kustuğusu bile kullanılan olsak, biz Özbekistan'da, Özbekistan nasıl olduk bana ayet aylık, ben de bunu sen taşımışım. Siz Andijan'da, siz Andijan'da taşkentleşiniz. Siz Toşkent'ten Toşkent'te. Biz uzunluğumuzu, cemaatimizi yığıp, o şey, birinci ürünündeki adamlarımızı, birinci linideki tekliflerimizi alıp gülüp, masa atlaşıp, kalitetten buna seni yığıp, maksadım şuna seni başlığı duruşurduk. Bundan bir ağır hayatta dünyada kanakı, teşvişle böyledi, kanakı, mukalletle böyledi, biz bilmeyiz. Lakin biz öz vatanımız, mıkıyasıdır bu işin olduğundan bulsak, hem memleketten gelen biz buralarımız, biz hamkollarımız, başka memleketten borçları ve o zaman bir de özgü bağlarına halatı bütün dünyanın yer şerrine kokonamızı tutlaştırıp, onu
Saf insan için manfaatli, çıkıldı çıkardık mahfuzat fabrikanın Osmanlı çıkardık, biz yerine yani hayata hayat bahşede kılışımız imkanı verildi. Barışanız için rahmet, itibarınız için rahmet, iştikeniniz için rahmet. Sağolun yokken, bugün mavzuluyumuz, önemli dersimiz olan nukayesi getirdik olamın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Barışanızı sağlık, selametlik, ailenizi kuanç, rahat, tırap kılamayız. Rahmet, hayırlı, selametlik.